yoktu. İlk başta sosyalleşeyim diye, hayatıma küsmeyeyim diye başlamıştım aslında. Ondan sonra böyle yani bilmiyordum. Çok güzel bir geleceğim oldu. 3 yıldan beri milli takımdayım. Yani çok mutluyum milli takımdan da. Yurt içi ve yurt dışında toplam kaç madalya kazandın? Yani 112 tane madalya kazandım toplamda. Yani ilk başlarda beklemiyordum bu kadar madalya aldığımı. Yani güzel madalya almak hayatımı da değiştirdi. 2 tane yarışım var bu zamana kadar unutamadım. Bir 13 yaşında Rio Paralimpik oyunlarına katılan ilk sporcuydum. Çok mutluydum ve finale kaldım. Finalde o kadar heyecanlandım ki çok mutluydum yani. 13 yaşında finale kalmak çok güzel bir duyguydu. Çok heyecanlandım. Bir de Londra'da dünya şampiyonu, dünya üçüncüsü oldum kendi kelebek stilimde ve Cumhuriyet tarihimizde ilk üçüncü yani ilk madalyayı alan Türk kadını ben oldum. Bayrağımızı orada dalgalandırdım. Çok mutluydum, çok güzel geçti, çok vericiydi. Yani o İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda o kadar mutlu oluyorum ki. Yani o kürsüye, ilk kürsüye çıktığımda ağlamıştım yani o madalyayı aldığımda. O kadar mutlu oldum ki. Yani bu yaşımda ben o kürsüye çıkıp bayrağımı dalgalandırıyorsam inşallah ileriki zamanlarda da daha çok fazlasını yapıp daha fazla İstiklal Marşımızı okutacağım. Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizi ağırladı külliyede. Yarışlardan sonra aradı, telefonla beraber konuştuk. Ha, çok destek oldu bize. Mayıs'ta inşallah Avrupa Şampiyonamız var. Avrupa Şampiyonası'na tekrardan birinci olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Ondan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı gururlu bir şekilde okutmak istiyorum. Onun için de çok çabalıyorum. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Yoğun bir tempoda antrenmanlarıma devam ediyorum. Her gün aralıksız antrenmanlarıma geliyorum. Hiçbir zaman kaçırmıyorum. Güzel bir antrenman yapıyorum. İnşallah hedeflerime de ulaşırım. İnşallah bayrağımızı göklere çekerek, inşallah birincilik kürsüsüne çıkarak bayrağımı dalgalandırırım.
Kolların olmadan 112 madalya kazanır. Ya kolların olsaydı? Kollarım olsaydı eminim o kadar madalya toplayamazdım. Çünkü kolay değil o madalyaları toplamak, o kadar emek vermek. Ben 9 yıldan beri bu yüzmedeyim. Bedensel engelliler takımdayım. Yani kollarım olsaydı ben bu madalyayı alamazdım o kadar. En fazla 5-6 tane bir madalyam olurdu tahminim. Yani kollarım olmadan da kendimi hiçbir zaman önüme engel koysalar da o engelleri her zaman aşıp güzel bir şekilde antrenmanlarıma gelmem ve antrenmanları devam ettirmem, hayata küsmemem benim için çok güzel bir şey. Yani hayata küsmemek çok güzel bir şey. Hayata küsersen böyle yerlere gelemezdim belki. Ya bu camiye katılamazdım, sosyalleşemezdim. Ama buraya kadar gelerek ailem sayesinde ve Osman Çıllı hocam sayesinde güzel antrenmanlar yaparak hedeflerime adım adım ilerliyorum. İnşallah da güzel sonuçlar elde edeceğim. Peki senin gibi engelli olanlara mesajın ne olabilir? Benim gibi engelli olanlar hiçbir zaman hayatlarını küsmemesi ve yani her zaman hayatlarına devam ettirmemesi, kesinlikle evlere hapis kalmasınlar. Bir ara evet kalabilirsiniz ama o kadar sıkıcı oluyor ki. Ama insan sosyalleşince çok güzel oluyor. Güzel ortamlara katılabiliyorsun, arkadaşların, çevren. Yani ben yüzmeye gidiyorum, kendimi böyle sosyalleştirdim daha çok. Yani engelli adaylarımıza da rica ediyorum, evleri kesinlikle hapis etmesinler. Düşünmesinler ki benimle alay geçecekler, bana bakacaklar. İnsanlar çok fazla bakabilirler her zaman. Ama kesinlikle kendilerini hapis etmesinler evlerine, çıksınlar. İnsanlar sadece gittikçe alışıyorlar. Eskiden böyle değildi, daha çok bakabiliyorlardı. Ama şimdi öyle değiller. Nasılsın Sevla, iyi misin diye soruyorlar. Beni çok merak ediyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Yani kesinlikle evlere girmesinler yani, sosyalleşsinler istiyorum. Sevla Öztürk'le ben 2015 yılı itibariyle çalışmaya başladım. Bu süreç zarfında Sevla Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 2019 yılında Avrupa yine gençler ikincisi oldu. Dünya üçüncüsü oldu. Azimli, çalışkan bir sporcu. Hayatında bazı fedakarlıklar yaparak başarıyı kazandı. Her gün programlı bir şekilde antrenman yapmaktayız. Hedef de zaten 2020 Avrupa Şampiyonası ve akabinde Paralimpik oyunları var. Orada madalya veya madalyalar kazanmak hedefimiz.